Evet, herkese merhabalar efendim. Injustice 2 ilk izlenimine hoş geldiniz. Bugün burada nasıl devam edeceğini bilmediğim bu hikayenin gerçekten ikinci bölümünü göreceğiz. Yani Injustice benim sevdiğim bir hikaye bu arada. Sevdiğim bir DC hikayesi. Çünkü ben şey konseptini seviyorum. Kötü Superman konseptini seviyorum. Superman kadar güçlü bir karakterin iyi olmaması gerektiğini düşündüm ben hep. Oldum olası çocukluğumdan beri. Yani Superman birazcık fazla güçlü bir karakter değil mi ya iyi olmak için falan diye düşünmüştüm. O yüzden Superman'in kötü olduğu hikayeler genelde hoşuma gider. Bu da onlardan bir tanesiydi. Gerçekten benim için heyecan verici, hoş bir hikayesi vardı ilk oyunun. Çizgi romanlarına da hafifçe göz atmışlığım vardır. Tamamını okuduğumu söyleyemeyeceğim ama hafifçe göz atmışlığım var. Keyifliydi. Yani ilk oyun bittiğinde hani çok da devam edebildi, tamam, bir şey, ufak bir cliffhanger gibi bir şey göstermişlerdi. Superman'in hala güçlerine sahip olduğu ve hala hani o hapishaneden çıkıp ortalığın yani amına koyabileceğini baya baya göstermişlerdi. Ama yine de yani ne bileyim, şimdi Injustice'in hikayesi iki ayrı evren anlatıyordu ya. Bir Superman'in kötü olduğu evren var, bir de normal DC evreni, yani şu kanon olarak geçen DC evreni mevcuttu ve o evrenden Injustice evrenine karakterler geçip yardım ediyorlardı ve onlar çözüyorlardı davayı. Şimdi ne olacak? Yani tekrardan o karakterler geri mi gelecekler bu evrene falan filan, ne bileyim. Bana birazcık yalama olacak gibi geliyor hikaye. Bakalım oynayıp göreceğiz, nasıl bir hikaye sunacaklar bize. Göreceğiz sevgili NetherRealm Studios. Tabii ki bir de şöyle bir durum da var. Çok büyük ihtimalle ana karakter Supergirl olacak. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama NetherRealm bayağı şu Social Justice for Years muhabbetine bayağı dalmış durumda ve ellerinden geldiğince böyle bir hani o kitleyi mutlu etmeye çalışıyorlar. Mortal Kombat 10'da ya da X'te, yani Mortal Kombat X'te Cassie Cage'i ana karakter yapmalarından anlayabilirsiniz durum. Bunda da çok büyük ihtimalle Supergirl ana karakter olacaktır ve finalde eğer baş düşman Brainiac'sa, tabi eğer Darkseid değilse ya da bambaşka biri değilse veya yine Superman değilse, final dövüşünü çok büyük ihtimalle Supergirl ile yapacağız gibi geliyor bana. Tutorial, hadi bakalım tutorial'a bir bakayım, yani unutmamışımdır diye tahmin ediyorum oynanışı. Yani çok da öyle zor bir oynanışa sahip değildi Injustice ama gene de bir bakayım. Bir tutorial'ını hemen bir deneyelim. Bir sıkıntı var mı yok mu görelim. Ondan sonra story'e girip şöyle bir ilk birkaç bölümü, belki ilk 1-2 karakteri falan deneriz gibi geldi. Niye kostümler bu kadar kötü lan? Ha, ben bu kadar basit şeylerden geçebiliriz abi. Ben bu kadar basit bir şeyden bahsettiğini düşünmemiştim. Continue hacı. Oho, yok 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 yok. Mesela bu fazla basit. Bu fazla basit. O kadarına hiç gerek yok. Tamam, ben kendim oynar kendim çözerim. Play Store diyelim. New Game'den başlayalım ve Medium Subtitles On. Aynen hocam. Başlayalım ve bakalım hikaye nasıl devam edecek. Warner Bros. Games and DC Entertainment present and NetherRealm Studios game. Krypton. Oho, direkt Supergirl ile başladık. Direkt Kara. Yok, Kara mıydı bu? Neydi lan Supergirl'ün ismi? Brainiac mı onlarda? Kripto'nun yok oluşundan Brainiac sorumlu muhabbeti mi? Tür hikayesi tamam. Brainiac robotları muhtemelen. Çok güzel yapmışlar lan. Çok güzel olmuş suratı. Evet, Brainiac bu arada. Suratı çok güzeldi ama kızın, gördün mü? Şu surattaki oğlum çok güzel lan. Acayip güzel yapmışlar mimikleri ve suratı. Çok başarılı yani. Krypton'un yok oluşundaki hani kanon olan hikaye hangisi? Yani Brainiac'ın yok ettiği bir Krypton hikayesi var, onu biliyorum. Aynı zamanda direkt olarak yani Krypton'un sadece zamanının tükendiği ve patlaması gerektiği muhabbetini de biliyorum eski Superman filmlerinden falan. Çizgi roman da acaba orijinal bu neydi? Orijinal Superman çizgi romanın ismi neydi? Action Comics miydi? Orijinal ilk Superman'in gözüktüğü orada anlattı acaba. Orada acaba ne olarak anlatıyordu? Hangisi kanon kim bilir, yani ondan beri de kanon kaç defa değişti onu da bilmiyoruz ki. Kripto'nun işim bitmiş. Brainiac yemiş acı.
Muhtemelen sen finalde Brainiac kapışıp intikamını alacaksın Krypton'un. Şimdi uyanacak bizimki. Kabustu falan diye. Bayağı gezegeni yok ediyor. Ve de tabi bu Injustice evreninin Supergirl mi oluyor? Yoksa... Delik açtı gitti bayağı. Ama tabi şehrin ortasını açtığı için... Arkada Brainiac robotlarından biri... Kızın suratı çok güzel kaldı yalnız. Kim gelecek yardıma? Kara'ymış abi. Çabuk gel Kara, şimdi Kara'yı dünyaya yollayacaklar podun içinde. Ulan utanın lan kendinizden. İlk oyunda Superman'e yapmadınız şu girişi yani. Baya kıza backstory'yi bütün gösterecekler. Milyonlarca insan. Bu sadece başlangıç. Brainiac gezegenin şeyini derdi. Gezegenin çekirdeğini şey yaptı. Destabilize etti. O yüzden yani bir an önce Krypton bir gömmeden önce seni göndereceğiz diyecek şimdi. Uzay gemisi. Bunun üzerine mi çalışıyordun? Amcan Jor-El, Kryptonianları yaşatabilecek bir gezegen buldu. Buradan çok uzakta. Kuzenin Kal için aynı bunun gibi bir gemi yarattı. Kal tabii ki Superman'imiz. Kal-El. Ama o sadece bir bebek. Bu yüzden onu koruman gerek. Ona bizim yöntemlerimizi öğretmen lazım. Supergirl şeyden büyük müydü ya? Supergirl Superman'den yaşça büyük müydü? Hayır, yanından ayrılmayacağım. Lütfen beni gönderme. Seninle gelemem. Ama asla yalnız olmayacaksın. Sen El evine aitsin. Umudun evine. Bunu asla, ya da ailesine diyelim. Asla umuttan vazgeçme. Gir. İçeri gir. Gönderin bakalım. Kara El. Kara El mi oluyor bunun ismi? Headshot atsana bir arkadan atına. İşte artı 16 olunca oyunlar böyle oluyor beyler. Artı 18 olsaydı o kafanın diye patladığını görebilirdik. Hatun'un bildiğin tişörtle yollamışlar gibi görünüyor şu anda. Yalnız bir de üzerindeki şey tişörte benziyor da bildiğin. Tişörtle dünyaya yolladılar kızı. Onda da Kal-El. Kal-El de burada geçiyor. Bir gün onun korkunç bir diktatöre dönüşeceğini bilmeden. Supergirl'ün dünyaya inmesi daha uzun mu sürecek o yüzden? Kal, hayır lütfen Kal. Kal dünyaya inecek ama Supergirl çok uzun yıllar sonra mı inmiş olacak? O yüzden mi aralarında? Ne bileyim abi, hadi bakalım. İyi görelim. Injustice 2. Suçla savaştığım Batman'in sesi bu arada. Kevin Conroy! Kevin Conroy. Abi ne yaptınız Bruce Wayne'e? O nasıl bir soru? Joker onu uyuşturdu. Hamile karısı Louis'i öldürmeye zorladı. Ve Metropolis'i yok eden bombayı tetikletti. Superman Joker'i öldürdü. Bunu anladık. Ya hepimiz anladık neden yaptığını ama bir kere o hat şeyi geçti, bir kere o çizgiyi geçtiğin zaman geri dönüşü yok. Yani Superman bir kere cinayet işledi. Kendine ve Justice League'e yeni bir şey verdi. Tüm suçları başlamadan önce durdurma. Ne olursa olsun. Ama onun iyi şeylerin aslında... La oğlum ben bugün niye konuşamıyorum gene? Niye kelimeleri bulamıyorum? Ya en büyük kahramanımız en büyük tehdit haline geldi diyor kısaca. Birkaç yıl önce. Bir dakika, prequel mu lan bu? İnsanları öldürmek adalet değildir. Superman bunu göremiyor. O şu anda şey durumunda. Peki ya Gotham da olsaydı? Joker beni öldürseydi, kendisinin oğlunu öldürseydi? Bir dakika, niye? Abi niye? Birinci oyunun bittiği yerden başlamadık. Niye böyle saçma sapan bir noktadan başladık? Bu nasıl? Cevap vermiyor. Batcave'e götürülüyoruz. Fırlatmaya hazırlan. Niye? Yani
Anlamadım ben bu işi beyler. Hiç hoşuma gitmedi ama. Umuyorum full böyle şeyde geçmiyordur. Flashback'lerde falan geçmiyordur hikaye. Ben ya hikayenin kaldığı yerden devam etmesini istiyordum çünkü. Kahramanlar birbirlerini düşmeye başlamışlar bile, öyle mi şu noktada? Yani Cyborg Batman'e ateş ettiğine göre kahramanlar birbirine düşmeye başlamış. Uyarılışı mıydı Cyborg? Zorunda değilsem seni incitmek istemem. İncitmek zorunda kalacaksın. Arkadaşlarım Metropolis'teydi Batman. Starfire, Beast Boy, Gun hepsi öldü. Bunu yaparsak adam asla bir daha öyle bir olay yaşamayacak. Starfire, Beast Boy falan ölmüşler maalesef. Teen Titans'ın karakterleri bilirsiniz. Justice League bir ölüm mangası değildir dedi ve harika bir başlangıç yaptım. Gerçekten harika. Hareketleri deniyorum. Tutorial'ı geçince tabii. Böyle ileri doğru şey var. İleri doğru böyle bir hareketi var. Hacı dur ya, hareketleri deniyorum. Bunlar neymiş? En iyisi hareketlere bakmak. Batarang, straight grapple, slight kick. Şu iyidir. Valla. Dur bakayım. Ya Cyborg bir durur musun abi? Bir şeyler deniyorum. Lütfen ayıp ediyorsun ama. Neydi lan Batarang? Şu. Bununla oyun bitirilir. Super move available. Yakalayabildim, yakalayamadım lan. Ha yakaladım valla. Dur bakalım neymiş Super move Batman'in. Vaa, Tim Burton göndermesi galiba. Baya neredeyse yarısını mı götürdü o? İşte şimdi sıçtım. Hiçbir şeyim yok yani, hani hiçbir şeyim yok yani. Her şekilde o kazanacak. Grapple'la bitireyim bari. Gel bakayım buraya. Grapple nasıl yapılıyor ki? Grapple değil, pardon. Grab hareket direkt. Tutup şey yapmaya çalışalım. Henüz anlamadım ama Superman hatalı. Superman. Ladderskillerin daha fazla çok şeye ihtiyacı var. Ben iyiyim. Sorduğun için teşekkürler. Hadi gidelim. Bu tabi Damian Wayne'in yanlışlıkla Dick Grayson'ı öldürdükten sonraki kısmı herhalde hikayede. Çünkü çok daha küçükken öldürdüğünü hatırlıyorum çizgi romanda. Nereye giriyoruz lan? Wayne malikanesine falan mı girmeye çalışıyoruz nedir, anlamadım ki. Şu karakter niye GTA 5'ten fırlama gibi geldi gözüme bir an için. Ha, Arkham Asylum'a gidiyoruz herhalde. Değil mi, o baştaki konuşmaları çevireyim derken kaçırdım ben. Superman'in Arkham Asylum'dan suçları aldığı, onları öldürdüğü gibi bir şeylerden bahsediyorlardı. Oh oh. Ne güzel vurdu be. İşte bu ya Batman. Ama kostümün rezalet bu arada. Hiç sevmedim kostümünü. Öldürmeyeceksin ama onları beyin travması yaşatmakta sıkıntı yok, öyle mi diyor? Evet. Ama öldürmek yasak. Beyin travması yaşatabiliyoruz onu. Oh yes. Hatun hoş geldin. Suratını gene güzel yapamamışlar. Batman'e Wonder Woman'ın yardım etmeye mi geldin burası? Evet. Sen ve Clark korkunç hatalar yapmanızı önlemek için. Bunu hiçbirimiz istemedik. Ama Joker bizi zorladı. Metropolis dünyayı değiştirdi. Şimdi biz de onunla birlikte değişmek zorundayız. Bu şekilde olmaz. Sen bunu anlarsın diye düşünmüştüm diyor. Neyi anlayacaksak. İyiymiş. Korunma geriye basınca mı acaba, yoksa ayrı bir tuş mu? Evet, gerçekten tutorial'ı geçmesem iyi olacaktı sanki. Oha, bildiğin kılıcı sapladı onu direkt. Daha şeyi falan da kullanmadım, şunları falan. Interact'leri, he aynen bunları işte. Wonder Woman, ben bunu yaptıktan sonra sen de bana yapsana. Bir senin de şeyini görelim, süperini görelim, neymiş olayın.
Ya daha şimdiden çatışmaya başlamış olmak komik ama geçmişteki hallerinde bile bayağı aralarında ciddi bir çatışma durumu söz konusu imiş. Bitti artık Diana. Ya Batman'in bunu Wonder Woman'a söylemesi de komik bu arada gerçekten. It's over demesi yani. Şu süper serum formülü falan filan da daha muhtemelen. Hail Herpes mi? Hades diyor biliyorum da Herpes dediği gibi çıktı ya sesi bir an için. Oradan yetişmiyormuş. Bu arada şu süper mod neydi? Şu yuvarlığa basınca açılan bir şey vardı. Tekniğin sıkıntılı diyorsun. Gel buraya sen bir. Vay. Gene yok. O kadar emin olma. Valla bence emit olsun. Hadi üç gene basalım. Tabii ki o kazandı yani. Ha bir de can alıyor onu yaptığın zaman öyle mi? Combo yapamadığımın farkındayım beyler. Hiç söylemenize gerek yok. Daha yani harbiden beceremiyorum yani şu anda oyunu. Hani yapay zeka neyse ki çok kötü de o yüzden ağzıma sıçmıyor ama yoksa bildiğin baksana yapay zeka baya kötü yoksa çok kötü dayak yiyeceğim öyle böyle değil. Batman şimdi Wonder Woman'ı mı dövdü yani ciddi ciddi? Ha bir de onu bana gerçeği söylemen lazım. Nerede o? Çok seksisin. Cell Block C'de. Hadi gidelim bakalım oraya. Ona sırtını dönemezsin. Sana ihtiyacı var. Bu yüzden geldim ya ben de. Superman bildiğin suçluları mı toplatıyor şimdi? Hepsini idam mı ettirecek? O kim lan? Jeff Goldblum gibi. Bize ne yapacaklar? Nereye gidiyoruz? Bana neler olduğunu söyleyene kadar hiçbir yere gitmiyorum şimdi. Sıraya gir. Ve işte diktatör Superman yes. Birazcık komik görünüyor uzaktan bakınca ama. Hatta yakından da bayağı komik görünüyormuş ama yapacak bir şey yok. Hacı tamam ya kaslarım var anladık oğlum. Gel ağzıma sok bari lan Allah Allah. Şimdi Batman Superman'le savaşıp kazanacak mı yani? 2 dakika. Abi çok garip yapmışlar ya mimikler o kadar gerçekçi ki çok irite edici duruyor fazla gerçekçiler. Sen bundan daha iyisin Clark. Hırsızlar, tecavüzcüler, katiller, tıpkı Joker gibi. Savaş asla bitmiyor işte diyor. Onları infaz etmek bitirecek mi? Önce Joker, şimdi bu. Ne zaman duracak? Suç kalmadığı zaman. İnsanlar korku olmadan yaşayabildiği zaman. Aynı şeyi istiyoruz Bruce. Ben ailemin katillerini öldürmek istedim ve o katilini öldürmek istedim ve öldürebilirdim de. Ama benim için istediği hayat bu değil ve Louis'in istediği hayat da senin için istediği hayat da bu değil dedi. O da sakın bana bu sorumluluğu yükleme gibi bir şey söyledi Superman'imiz. O ne lan öyle? Kırmızı kriptot falan mı? Hayır, kırmızı güneş. Güçlerini zayıflatmak için durman lazım. Çok geç olmadan birazcık böyle bir yapmazsın dedi ve yaptı tabii ki. Superman'le ancak o şekilde savaşabilir. Başka türlü çok saçma olurdu. Benim arkadaşım olman gerekiyordu. Bu yüzden seni durdurmalıyım. Direkt olarak Superman'le savaşmaya başlamak ilginç oldu açıkçası. Oyununda 3. savaş mı lan bu? 3. savaş değil mi herhalde? 3. savaş mı lan? İlki kimdi? Wonder Woman mı ilkiydi? Oğlum ağzıma sıçtı ha. Vallahi billahi ağzıma sıçtı işte. Böyle noob gibi oynarsan abav. En azından Superman olduğunu hissettiriyor acı. Şeyleri iyi ezberlemem lazım. Yani Batman'in hareketlerini iyi ezberlemem lazım. Böyle noob gibi oynayarak yani ileride çok fazla başarılı olamayacağım ortada. Gerçi Batman değişecek yani. Bir savaş sonra bundan sonra herhalde. Yok ya 3. savaşta mıyım 4. savaşta mıyım oğlum? Daha şimdiden benim beyin durdu. Sağdaki soldaki şeylerle de interact'a geçmiyorum orada. İletişime geçmem lazım. Yanlış hareket. Bu arada ben korunmayı hala bilmiyorum. Special moves geç onları. Ben bayağı kontroller lazım bana şu anda.
Blok hangisi abi? Oğlum blok hangisi lan? Throw, Matter Burn, Interact, Flip Stance. Blok hangisi peki? Hacı çok fazla gaza geldin. İyice böyle her tarafından kırmızı bir şeyler falan çıkıyor. Ayıp ediyorsun. Haha! Psych derken kafama yedim. Yamulttu. Oğlum ilk kimdi lan? Wonder Woman'dan önce biriyle savaşmadım mı ben? Kimdi? Daha şimdiden unuttum oğlum. Bende ZTT Alzheimer başlangıcı falan mı var? Kimdi lanet olsun? Ha? Tamam ya. Cyborg'le savaştım ilk başta. Okey tamam. Tamamdır. Süpermen'cim. Buradan itibaren beni dövme ne olur. Lan dövme dur. Dur. Oğlum bitirmek üzereyim. Dur lan dur. Oğlum blok hangisi? Blok hangi taş? Blok hangi taş? Blok yapamadığım için dayak yedim ya. Blok niye yazmıyor lan movesette? Ben mi görmedim? Bende mi körlük var? R2 değil mi blok? Bir saniye hacı. Blok hangi tuş? Blok hangi taş? Geriye gidince. Anasını satayım. Geriye gidince ekstra tuş değilmiş ya. Ekstra tuş değilmiş. Geriye gidinceymiş. İşte Mortal Kombat alışkanlığı bunların hepsi. Blok'u ekstra bir tuş zannediyorum. Aynı stüdyonun oyunu olduğu için. Halbuki geriye gitmekmiş sadece. Sadece geriye gitmekmiş halbuki. Lanet olsun. Lanet olsun. Buraya gel. Buraya gel. Artık bitti. Öyle yok. Ki istemsizce zaten yapıyormuşum farkında olmadan. Uf, fena yamuktu. Bu bir yazık oldu la burada. Burada niye kullanıp ya ben onu salak gibi? Ben bunu burada niye salak gibi kullandım ki? Yani zaten azıcık bir canı kalmıştı. Saçma bir hareket olduğunu kabul ediyorum. Beceremediğimi de kabul ediyorum beyler. Ya benim bu oyunu hani düzgün bir şekilde oynayabilmem için en az birkaç saat önce oynamam lazım. Ondan sonra rahatça şey yapabilirim herhalde. Neyse görmüş olacağız en azından. Bu sahne bayağı Man of Steel'den alınmış zaten. Herhalden belli. Aynı zamanda şey de olabilir. Justice League'in son bölümünde Superman'in Darkseid'e attığı şey de olabilir. Allah'ım ya Rabbim, interact'i denemeye çalışıyorum. Bir dur lan. Arkadaş senin hiç enerjin bitmiyor mu ya? Şu süper şeyin ne bu haltsa? Hayır, ben de varım da ne işe yaradığını bilmediğim için nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bununla bir alakası var mı? Şöyle yakalasam seni. Hayır, 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 hayır. Niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Niye bu kadar beceriksizim? Bunların hepsi tutorial'ı görmediğim için mi yani? Hepsi bu yüzden mi? Ha, bu işe yarıyormuş, tamam. Hiç de bir işe yaramıyormuş açıkçası. Benim şu komboları mombaları falan da öğrenmem lazım abi. Böyle oynanmaz bu oyun. Ha. Arkadaş şeyi açtığım gibi gider mi ya? Olmaz öyle. Derken yemedim. Ha ha ha.
Hani daha çok kolay bir kısmındayım. Daha ilk yani ilk kısımdayım. Daha ilk kahramandayım. Daha Batman'deyim beyler. Ya Batman'deyken 3 kere ölürsem bu oyunun devamındaki bir sürü kahraman yöneteceğiz daha kesinlikle. Ağzıma ederler. Bu kadar kolay ölmemem lazım kesinlikle. Ha gene Wager çıktı ve bende gene bir şey yok. Üzgünüm Bruce. Daha ölmedim. Ben daha ölmedim. Şimdi Superman'e canı gelecek tabii ona. Bak şerefize bak. Sıkıyorsa gel burada dövüşelim lan. Bak. Ayağına çelmeyi taktığım gibi. Superman'in işini ayağına çelme takarak bitirdik. Evet beyler. Üzgünüm Clark. O ne öyle? Benden uzak dur. Bak kim buldum. Victor Sass. Psikopat. Kaç tane kadın öldürdün? Şimdi Superman tarafına geçip bizi götürecek değil mi? 121. 121 ha? Incorrigible ne demek bilmiyorum. Robin bırak onu. Gerçek problem yerine arkadaşlarla savaşmayı tercih ediyorsun. Seni uyarıyorum evlat. Evlat mı? Beni sen büyütmedin. League of Assassin büyüttü. Vay, Victor Sass'ı direkt öldürdü Robin efendi. Şimdi problem çözüldü. Sıradaki kim? Lanet olsun Damian. Bizim geçmemiz gereken bir çizgiydi bu. O zaman orada yan taraflarda kal Batman. Ben Superman'in tarafında olacağım. Evet. Şöyle şeye bak ya. Ya bu hikaye hiç başlamadan bitebilirmiş yani. Direkt olarak Superman'i yakalayıp işini bitirebilirmiş bizimki. Ama velakin Damian Wayne denen dallama işin içine girmiş. Ah be. Şu attığı şeyler ne işe yarıyor tabi. Muhtemelen üzerine... O ne lan öyle? Ne yaptım ben? Bu neydi ya? Yeşil kriptonit mi çıkardım neydi artık? Sana asla ihtiyacım olmamıştı. O zaman niye yanımda geziyordun yavşak? Ben de seni hiçbir zaman sevmemiştim zaten. Hala bir adım yavaşsın. Bak kareden başka bir şeyim yok. Arkadaş şu şeyi batarangları bir çıkarttırmadın bana Damien ya. Sinir ettin beni. Ah gene ıskaladım ya. Ay yakaladım. O nasıl bitiş la? Damien. Ben şimdi Superman senin ağzına edecek Batman sen ay ay diye gez. Yapmak istememiştim. Seni korkak. Bizler bu hayvanlarla savaştayız. Ondan daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Siz Joker'in cinayetlerine devam etmesine sen izin verdin. Louis'i, Jason'ı veya kimseyi kurtaramadın. Bu kadar yeter. Hadi gidelim. Ama şeyler, ama suçlar bugün değil. Nasıl bir sahnedir lan? Evet, Victor Zass baya komik bir şekilde öldü. Ya Victor Zass'ın direkt olarak zaten tipi de çok sıradan duruyordu. Birazcık daha süsleyebilirlermiş onu. Rejim düştüğünden beri yıllar geçti. Superman parmaklarının arkasında. Demeyeyim, benim oğlum, yani kendi oğlum orada onunla birlikte. Ama onları oraya neden koyduğumuzu asla unutamayız. Kararlı kalmalıyız. Vigil'in kararlılığı kalmak mıydı? Hedefinizin insanları rahatlatmak olduğunu olması gerekiyordu.
Gotham ve Metropolis şey yapmak. Ha, Lucius şey miydi? Lucius Fox mıydı bu herifin ismi? Adım ismini unutuyorum sürekli. İnsanlar bu şeyleri taşınmak, ikna etmek gerçekten zor diyor. Superman asla çıkamayacak. Onu açıkça anlatayım. Ama Wonder Woman, Black Adam, Aquaman onlar hala dışarıda bir yerlerdiler. Ve görünüşe göre şeye karşı dokunulmazlıkları var diye çevirelim o da hadi. Brother Eye'in şeyde kalması. Ne lan Brother derken bu sefer de Batman mi kötü adam oluyor anasını satayım. Ne Brother Eye lan? Kamerayla bütün 7-24 milleti mi gözleyecek bu sefer de? Biraz daha az Batman olun ve biraz daha milyarder playboy olun. Gün ışığında şehre çıkın. Gülümseyin. Gülümsediğiniz zaman insanlar kendilerini daha güvende hissediyor. İğrenç bir Bruce Wayne ya. Abi karakteri çok gerçek yapmışsınız. Bu sizin diğer işiniz olsa gerek. Bruce, güven çemberini genişletmeyi birazcık düşün. Kimse tek başına her şeyi kazanamaz. Sen bile. But he's Batman. But he's not the Batman I love. Başka bir şeyden Batman. Black Canary ve Green Arrow da oradalar. Of, şu Black Canary'nin suratına baksana abi, çok porno yıldızı gibi yani. Aynen Oliver. Çok hızlı gelecek geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir bebek bakıcısı bulduğumuz için sen şanslısın dedi. Artık çocukları olmuş ikilinin. Hikayeyi nereye bağlayacaksınız acı? Ya flashback'i gördük benim ama flashback umurumda değil. Hikayeyi nereye bağlayacağınız umurumda. Benim büyük büyük babam orijinal Gotham yer altını inşa etti diye. Ama bugünlerde burası yarasa mağarası. Tamam. Ve bu Brother Eye. Abi gözü. Brother Eye yani bildiğiniz. Daha çok Sauron'un gözü gibi. Gözetleme şey mi? Bundan daha fazlası. Gezegen üzerindeki tüm uyduyu ve server'ı bağlayan bir komünikasyon hub'ı. Yani tehlike geldiği zaman şey yapacağız diyor. Harley Quinn mi? Harley Quinn mi sorumluymuş yani şimdi? Dayna. Diyor bir hava değişimi iyi falan muhabbeti geçiyor. Şimdi Harley Quinn mi? Brother Eye'dan Harley Quinn mi sorumlu? Rejimi devirmek dünya güvenliğinde bazı boşluklar yarattı. Onları elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz ama. Harley'in onların neler bulduğunu göster. Ne bulmuş Harley'in? Ve niye yani deri kıyafetler içerisinde gorilla gorilla. Herkesin favori konuşan gorili. Society diye yeni bir grup mu kurmuş? Grodd büyük bir şeyler planlıyormuş. Ama nerede ve ne zaman olacağını henüz bilmiyorlar. Bildiğimiz tek bir şey var. Scarecrow ne lan? Scarecrow bayağı fazlaca şey getiriyormuş işte, korku gazı. Böcek bir şey. Üçünüzün. Harbiden sen niye gitmiyorsun onlarla? Maalesef ben insanları endişelendirmeden katına çıkamam diyor. Ha bu üçünü yollayacağım. Bunlar Gorilla Grodd'la savaşacaklar öyle mi? Merak etme Bats. Böyle bir ekip varken ne yanlış gidebilir ki? Burada yeni adam olduğunu biliyorum ama Harley'e gerçekten güveniyor musun? Joker öldüğünden beri o artık bambaşka biri. Aşağı yukarı. Ben güvenmiyorum Harley Quinn'e. İsterdim Harley Quinn'in gerçekten iyilerin tarafında olmasını ama güvenmiyorum yani. Gülen kız Harley Quinn'le devam ediyoruz. Bir savaş yapıp ondan sonra bitirelim. Zaten ben de simultane çeviri konusunda bugün ne kadar başarısız olduğumu gösterdim. Çok iyi değilim maalesef. Daha az hareket edemezler mi? Sizler çok yavaş olduğunuz için Gorilla Grodd kafamı uçursun istemiyorum. Korkma Deadshot. Yarınki saldırı için hazırlıklı olacağız. Yarın mı? O ne lan? Ha, Poison Ivy geliyor tabii ardından. Sen de burada kaçmak ne güzel. Hadi bir öpüşün. Hadi bir öpüşün. O ikisini seviyorum. Harley Quinn Poison Ivy eşleştirmesini seviyorum. Evet, seni çok uzun süredir görmüyorum. Bu serserileri indirmek için mi buradasın? Yo, onlara çalışıyor. Belli canım. Hey Scarecrow. Doktor önlüğüyle falan.
Brett, onlarla birlikte misin? Senin adın Bruce. Yeşilliği daha iyi... Ha, yani yeşilliğe önem vermesi gerekiyormuş Bruce Wayne'in ama onun yerine betondan şehir ördü diyor. Onunla ve Superman arasında çok büyük bir fark yok diyor o yüzden. Yeni arkadaşlarının yeşili düşündüğünü yani önemsediğini düşünüyorsan diyor. Grad sözünü tutacaktır yoksa benim sıradaki kurbanım da olacak. Red, bana bunu neden yaptırıyorsun? Ya buradan çıkarayım kızım. Tekrardan bir araya gelebiliriz. Tüm çocukları çıldırtabiliriz. Eski günlerde olduğu gibi. Eski günler eğlenceliydi. Ama bugünlerde ben sadece iş düşünüyorum diyor sevgili Poison Ivy. Üzücü oldu gerçekten. Bu arada benim saldırılarımla direkt geldim ama. Cupcake Bomb, Pop Pop, Tantrum Stance. Onunla devam etmeyi düşündüm açıkçası ama. Bu iyiymiş. Şu şeyle etkileşime geçebiliyor muyum? Ateş! Ateş! Sonra o iyi. Sonra çekiç. 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 Çekiçidir. Poison Ivy dur musun bir şey deneyeceğim. Ah. Bunu da al. Bunu da al. Şimdi bir şey deneyeceğim dur. O neydi lan? Ha. Bak şimdi ne yapacağım. Çekiç. Çekiç. Olmadı. Bak şimdi ne yapacağım. Çekiç. Çekiç. Çekici severim. Olmaz o, olmaz o. Olmaz dedim ama olmaz diye. Ben yapayım mı? Bak benimki olacak şimdi. Bak dedim olacak diye. Aa, direkt yani Poison Ivy'den bu kadar hoşlanan bir kızımızın direkt olarak sırtlanlar onu yedirmesi yalnız. Harley Quinn'le oynaması daha eğlenceli. Açıkçası Batman'den çok daha eğlenceli yani. Zehirli gazı kim verdi lan? Ha tabii Scarecrow şimdi korkularına yüzleş. Yok mu hiçbir korkusu? Lütfen. Ben bu malı eskiden sırf eğlence olsun diye koklardım diyor. O zaman yeni formülümden hoşlanacaksın. Ha, Scarecrow'un dönüşebilmesi için illa gaz mı koklatması lazım? Ama herkesin korkacağı bir şeyler vardır. Vay, harbiden kocaman bir Scarecrow yapmışlar. Ah! Bak ne yapacağım şimdi. Olmadı. Bu değildi ama bu da güzel. Bak. Ayıp ediyorsun ama. Unuttum lan. Neydi oğlum? Çekiç hareketini unuttum. Heh, çekiç. Çekiç. Olmadı mı? O zaman bak gene olma. Ama çekici kullandırtmazsan bana mesele diyorsun. Çekici kullanacağım abi. Çekiç benim olayım. Koş lan. Koş. Bak şimdi. Çekiç. Oğlum bildiğin üzerime kustun lan. Yavaş yavaş öleceğim. Yavaş yapma. Önce sen öl. Diyecektim. Ha işe yaradı en azından. Yo yaramamış. Bildiğin ayvayı yedik. Bildiğin ayvayı yedim evet. Sevdim Scarecrow'un şu tasarımını. Keşke Arkham Knight'ta da bu kadar güzel bir tasarım kullanabilselermiş. Çok kötüydü Scarecrow tasarımı Arkham Knight'taki. Hadi şunu bir yapsaydım be. Yaptırmadım bak içimde kaldı ama. Dur. Ha? Aynen. Şimdi çek iç. İşte bu. Al. Al. Çek iç bacı. Çekiç kardeşim. Çekiç birader. Ayıp ediyorsun ama ya. Bayağı üzerime kusuyorsun abi. Yani ben birazcık eğleneyim dedim. İçine ettin yani bütün olayın. Böyle olmaz ki.
Ah be, böldü bildiğin hareketimi ya. Yok ki, yok ki oğlum, hep bu Wager benim şeyimin olmadığı zamanda geliyor. Bu arada Margaret Robbie'ye benzetmişler baya baya. Tabii ki yok yani bende bir şey. Ah! Çok fena kaptı benim. Lanet olası Scarecrow. Halbuki ben eğleniyordum çekiçle. Sırtlarını öldürdüm bu sefer. Baya Suicide Squad Harley'si yapmak için ellerinden geleni yapmışlar ya. Voices bilmem ne. Çekiç. Ya ama çekiç ama ya. Çekiç acı. Çekiç kanka. Çekiç dayı. Çekiç abi. Ama çekiç. Bak ben sana diyorum. Vallahi bak. Çekiç. Çekiç kanka. Çekiç. Ama çekiç. La oğlum çekiç lan. Allah Allah. Çekiç abi. Ha, daha da şimdiden akşamdan kalmayayım diyor. Daha bir şeyimiz bitmedi. Bu sefer ne göstereceksin abicim? Bayıltacağım mı sadece? Harley Quinn de her atılan gazı yemesi, yalnız birazcık böyle bir geriye çekileyim falan yok. Her attığında bunu da içine çekmeye çalışıyor. Şimdi Joker'le karşılaşacak değil mi? Ha, şimdi Joker'le karşılaşacak tabii. İyi bari ya, en azından şey girmedi hikayenin içine. Yani alternatif evren karakterlerini sokmadan ilerliyorlar şu anda. Harley Quinn'cim ne zaman bitecek senin Joker'le alakalı takıntın ya? Geçen oyunda Joker'den vazgeçmemiş miydin sen? Harley, hayatım. Ne kadar da büyük bir sulamışsın. Süper kahraman cosplay'i yapıyorsun. Batcave'de LARPing yapıyorsun. Ama sen de duyuyorsun değil mi? Mark Hamill değil mi? İlk oyunda Mark Hamill değil de bu da Mark Hamill değil herhalde. Şu an emin olamadım. Of iğrenç ya. Bu nasıl bir Joker tiplemesi ya? Bu ne abi? Bu nasıl Joker ya? Böyle emo gay Joker gibi garip saçma sapan bir şey yapmışsınız ya. İğrenç ya. Baya baya Margaret Robbie yapmışlar hatunu ya. Direkt ona benziyor yani. Kendine gel Harley. Batman'e ihanet etme aman tanrım. Harley. Hep bir hayal kırıklığıydın. Neden zahmet ediyorum ki? Bu hiç Mark Hamill sesi gibi değil ilk oyundaki gibi. Bana bir daha böyle ucuz kostüm biri kim olduğumu söyleyemeyecek diyor. Bir zamanda çılgın bir aşka sahiptik. Ama artık bu bitti Mr. J. Joker, bak bende ne var. Ama sende daha ilginç şeyler varmış. Bu da var bir de bende. Boğazıma bir şey kaçtı, dur. Çekiç diyemediğim zaman işe yaramıyor, bekle. Bak şimdi. Çekiç. Bak deyince işe yarıyor. Çekiç. Aa olmadı. Bekle bekle. Al. Ah be. Ah be. Benim zavallı çekicim ya. Bu da işe yaradı.
Klasik hali kostümünün daha hoştu diye hatırlıyorum ben bu arada. Baya çirkin bir versiyonu olmuş bu. Yani iyi. Sonunda süperimi de çekebildim. Evet, Joker'i yediklerini görmek isterim bundan harbiden. Ve üzerine tabii ki Harley Quinn'in onu beyzbol sopasıyla ezdiğini böyle. Aynen. Joker'e yakışan bu çünkü. Derken... Göremedik çünkü canım bitti. Çekiç. Tabanca. Tabanca. Bak tabanca. Bu sefer tabancayı bitirdim. Kimse Harley'ni köşede atamaz. Oho, hala gaz üzerine gaz yiyorsun be kızım. Bir kendine gel gari. Diğerleri? Diğerleri niye patladı lan? Oo, arkasında Batman sembolü var Harley'nin. İyiymiş. Oo, Swamp Thing. Merhabalar Swamp Thing. Seninle mi kapışacağız? Selam. Bu göl yalnız. Bu bataklık korumalı. Shrek'in de kendisi. Swampy. Öldüğünü sanmıştım. Öldüğünü duymuştum. Yeşilliği ben koruyorum. Dünyadaki yaşamı, ya yeşil yaşam diyelim. O hayatta, doğan hayatta olduğu sürece ben ölemem diyor bu yani kısacası. Swampy bekle. Bizimle savaşmak istemezsin. Bizler iyi adamlarız. İyi, kötü, insanlığı çok hiç önemsemiyorum diyelim. Ama önemsediğim bir şey var. Ha, bataklığım yandığı zaman önemserim diyor. Ne şeyse bu da. Yani Harley'in şeyi çok kötü oldu ya. Hani Harley Quinn'in bütün bölümleri şurada geçti. Aynı haritada geçti. Bu ne lan? Dokunmadı bile bana. Ne geliyor? Hadi izleyelim bakalım ne yapacak şimdi. İyiymiş be. Hoşmuş yani, bayağı güzelmiş. Ayak yerdeyken niye böyle bir... Neyse işe yaradı. Niye böyle bir saçmalık yaptın diyecektim ama işe yaradı. Swamp Thing'in de işini böylece bitirmiş olduk. İşe yaradı. Şu kısmı da izleyelim ve bitirelim hadi. Çok uzattığım fakat 50 dakika olmuş oğlum. Şimdi biz dinlemeye hazır mısın? Scarecrow ve adamlarını istiyorsun sen. Senin arka bahçene toksik gaz bulaştırıyorlar. Onları durdurmak için geldin. Anladım. Sanki savaşmadılar da sakin sakin konuşuyorlarmış gibi. Ha direkt taraf değiştirdin ya. Bu mudur yani? Swamp Thing ile savaşmak için gerçekten bu muydu sebep? Yani Swamp Thing kötü değil çünkü. Abi şöyle durdular. Adamı ateş etti ve şöyle durdular. Eğer geri dönerlerse hazır olacağım. Ha Swamp Thing sen inanılmazsın. Takıma girmek istersen seni yani memnuniyetle kabul ederiz. Bunu düşüneyim. Eğer şeyimiz buluşursa diyor. Şimdilik gidin. Bu bataklık iyileşmeli. Peki. Tamam. Burada duralım. Şu ana kadar oynadığım kadarıyla hikaye gene ilk oyunda olduğu gibi darmadağınık bir şekilde gidiyor. Bir şey söyleyemeyeceğim o yüzden. Ana senaryonun ne olduğu henüz belli değil. Superman'in o hapishaneden çıktığındaki çıkacak belli ki ne olacağı belli değil. Çok büyük ihtimalle Brainiac'a girişecek bu hikayeye de geç. Asıl düşmanın Brainiac olduğu ortaya çıkacaktır. Yani girişte çünkü Kara'nın yani Krypton'dan kaçığı, bütün gezegenin Brainiac tarafından yok edilişini falan filan seyrettik. Çok büyük ihtimalle başlıyor. Brainiac olacak ve biz en sonunda Supergirl'ü kontrol ederek Brainiac'ı yeneceğiz diye tahmin ediyorum şu anda. Tahminim bu yönde. Bakalım neler olacak.
Şimdi bir şey söylemiyorum ilk oyundan çünkü oynanış olarak bir farkı yok benim için. Injustice'den çok iyi aynı anladığımı söyleyemem. İlk oyunu oynadığım kadarıyla basit diye hatırlıyorum ama elime birkaç kere aldığıma göre aslında o kadar da basit değilmiş. Bayağı derin mekanikleri olduğu söylenebilir. Ben şeyleri falan unutmuşum zaten. Etraftaki şeylerle interact etmeyi falan unutuyorum yani. Etkileşime geçmeyi, bir şeyleri fırlatmayı, ne bileyim ondan sonra doğru düzgün özellikleri nasıl birbirine bağlayıp combo yapacağım falan filan hepsini unutmuşum. Bunlar pratikle olacak şeyler. Birazcık zaman harcamam gerekecek oyunun başında bunu yapabilmek için. Şimdilik oynadığım kadarıyla ne söyleyebilirim hiçbir şey söyleyemem açıkçası. Animasyonlar çok güzel görünüyor. Karakterlerin suratlarını o kadar gerçekçi yapmışlar ki yani Uncanny Valley dediğimiz şeye giriyor artık. İşin içine giriyor. Böyle bildiğin hani böyle bir rahatsız oluyorsun. İnsana bu kadar fazla benzemesi ama tam olarak insan olmaması rahatsız ediyor insanı. O Uncanny Valley dediğimiz şey. Görsel olarak keyifli. Yani sinematik olarak da, sinematik anlatım olarak da güzel görünüyor şimdilik ama bitirmeden çok fazla yorum yapamayacağım maalesef. Daha sonra da arkadaşlarımla iki kişilik olarak yani birbirimize karşı oynadığımızda da ne kadar keyifli olduğunu görürüz diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.